Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size önceki motorda yani MH Drift'imde yaptığım kazaları ve yerlerini göstereceğim. Tek tek hepsini. İlkinden başladık. Şimdi biraz yukarı çıkacağım. Burada değildi olay. İnşallah sesim net geliyordur. Biraz bağırarak konuşuyorum. Fazla da gelmesini istemem. Az da gelmesini istemem. Ayarlayamam çünkü. Kameranın mikrofonundan alıyorum sesi bu arada. Mikrofon kullanmıyorum şu an. Şimdi olay yerimiz tam olarak burası. Burada nasıl olay oldu? Hatta şöyle yapalım bir dakika. Şimdi MH Drift'i yeni aldım. Yaklaşık alalı 4 gün olmuştu. Motor kullanmayı çok bilmiyorum. Yani daha yeni yeni debriyajla motoru kaldırmayı öğreniyorum. Normalde ben motoru elime ittiriyordum vitesteyken, debriyajı salıp üstüne atlıyordum. Öyle gidebiliyordum. Ya kaldıramıyordum debriyajda, bilmiyordum. Yeni yeni öğrenmeye başlamıştım. Dengem bile çok fazla yoktu. Ya daha önceden bisiklet çok fazla sürdüm. Evet, yani daha önce motor da sürdüm ama o motora alışık değildim, öyle söyleyeyim. Bir gün geziyoruz, arkadaş dedi ki bu arada bu olay 2019'un sonları 20'nin başlarında oluyor, yani 3 seneye geçti. Arkadaş dedi ki gel dedi ormana gidelim. Onlar bir tane kup tarzı bir motorla, 2 kişiler, ben tek kişiyim. Tamam dedik, gidelim. Yukarıda ana yol, oradan buradan geldik. Ana yoldan buraya doğru geldik. Şu virajı döndüm. Ama çok hızlı geliyorum. Hayatımda ilk defa motorla toprağa gireceğim. Daha önce hiç motorla toprağa girmedim. Nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Hızlı da geldim şuradan. Viraj almayı da bilmiyorum. Çukurlar da var. Çukurları gördüm, yavaşladım biraz. 2'ye attım. 2'de hızlandım. Buraya geldim. Şimdi burası çok güzel. Burası gördüğünüz üzere çakıl. Tamam mı? Motor aynı burada duruyor. Ya durmuyor, daha doğrusu ilerliyor. Ben buraya kilitlendim. Burayı gördüm. Frene dokunduğum anda motor gitti buraya. Bir öyle bir toz duman çıktı ki yerden böyle. Hani sanki MotoGP'de pistte toprağa girmişsin, kaza yapmışsın. Öyle bir toz çıktı. Toz bulutu. Kalktım, baktım. Gene bunda da olduğu gibi vites yamulmuş. Bunda karda düştüm bu arada. İşte vites yamulmuş. Başka hiçbir şey yok. Koruma demiri çizilmiş falan filan. O gün, ya o kaza öyle bir kazaydı. Çok garipti. O günden sonra da kolay kolay bir daha toprağa girmedim. Ama işte bir sene sonra falan her gün ormandaydım. Öyle söyleyeyim. Şimdi geçelim diğer kaza yerimize. Videoyu kapatayım, orada bir daha açarım. Evet, ikinci olay yerimize geldik. Bu kaza aslında en son yaptığım ve büyük bir kaza. Bunu en son gösterecektim ama yol üstü, yani yakın diye göstereyim dedim. Şimdi bu olay çok garip bir olay. Tamam mı? Ve hani çok sinirlendim o gün. Ben haklıydım. Yani biraz haklıydım. Şimdi uygun nerede durabilirim? Uygun. Şimdi ben buradan böyle aşağıdan geliyorum. Gene önceki motorla. Buradan aşağıdan geliyorum. 4. vitesin sonları 5'e attım. Yani 80-90'la falan gidiyorum. Tam burada da sokağa doğru bakan ama kaldırımda. Yani o çöp tenekesi var ya. O çöp tenekesine doğru kafası bakan bir motor var. Paketçi motoru. Motor niye yolda öyle duruyor hiç bilmiyorum. Hani yola ters, yol burada ya. Çocuk yolun üstünde böyle duruyor. Yani sokağa girecek desem sokaktan ileride. Kaldırıma çıkacak desem kaldırımdan çıkış yok. Çöp tenekesine bakıyor. Tamam mı? Aynı şöyle oldu. Bak. Önümde araba var şurada. Arabayı sollayacağım. Bir dakika. Çıktım, arabayı solladım, geri geldim, çok hızlıyım, motoru göremedim, küt diye burada bir vurdum motora.
Benim motor buradaydı, ben de burada yerden kalktım. Öyle bir kazaydı. Tamam mı? Çocuğa yaklaşık 80-90 kilometre hızla vurdum. Hani çocuk böyle duruyordu, ben de böyle gidiyordum. O böyle duruyordu, patlattım birden, takla attım. Büyük bir kazaydı. Karşı tarafın motor parçalandı, benim de parçalandı. Hastaneye gittik. Bana ehliyet yetersizliğinden ceza yazıldı. Sollama yasağı olduğu için haksız olan bendim. Yani 50-50 idi daha doğrusu. Ama yolda o şekilde durduğu için de haksız olan da çocuktu aslında. Orada sollamasaydım ben, haksız olan oydu. Öyle bir kazaydı. Şimdi üçüncü kaza yerimize gidelim ama bir kamerayı kapatmayacağım çünkü hemen yolumun üstünde. Arkamda arkadaşım var. Burada bekliyoruz. Önde bir tane kamyon geri geldi, motorun üstünden geçti. Motora hiçbir şey olmadı ama kasası üstünden geçti, yani öyle söyleyeyim. Diğeri de burada. Tam buradan çıkarken buradan da motor giriyormuş, motorla çarpıştım kafa kafaya. Yani üçüncü kaza yerinde dördüncü kazayı da gösterdim aslında. Şimdi beşe geliyoruz. Buradan kaptırdım. Bayağı bir hızlı gidiyorum, tamam mı? Hani şu hızlarda falan gidiyorum. 50. Buradan bir araba sağda bekliyor. Buraya bir girdi. Şöyle geldim. Çüt diye arabaya vurdum sağdan. Arabaya sağdan dokundurdum. Abi dedim, var mı bir şey? Beni boş ver. Sende bir şey var mı? Yok. Ehliyetin var mı? Yok. Git o zaman. Allah razı olsun, gönderdi. Şimdi son... Aslında son değil, bir sürü kaza yaptım da anlatılmayacak olanlar da var. Yani gereksiz olanlar var, onları anlatmıyorum. Son kazamıza geliyoruz. Yaptığım en büyük kaza oydu bugüne kadar. Yaklaşık bir ay adam akıllı yürüyemedim. Öyle söyleyeyim. Ellerimi de fazla kullanamadım. Motor da paramparça oldu. Yaptığım en büyük kaza buydu. Burada motoru tekere çektim. Tamam mı? Gittim. Vites bitti. İnmesin diye ikiye attım. İkiye attığım an motor dikeldi. Burada düştüm. Tamam mı? Ama nasıl düştüm biliyor musunuz? Motor dikeldi. Ben birde gidiyordum. Vites bitmesin, yani motor inmesin diye ikiye attım. Şöyle attım ikiye ama. Normalde tekerde giderken bu şekilde gidiyorsun ya. İkiye atarken gazı kapatıp atarsın, tekrar gazı açarsın. Ben böyle yaptım. Gaz açık, unuttum gaz açık olduğunu, yani kapatamadım. Debriyajı sıktım, tekerde gidiyorum ha. İkiye attım, hala gaz açık. Debriyajı bir saldım abi. Debriyaj tokatladı. Arka tutamaç demiri var ya. O demir yere sürttü. Böyle grrr yaptı. Sonra yerde bir şeye takıldı. Motor şöyle giderken sürter, sonra böyle düşer ya. Benimki öyle düşmedi. Sürttü, öne takla attı. Bu şekilde. Ben de motorun selesi beni de takla attırdı. Ben de hani arkada düştüm. Şurada düştüm. Şurada. Ben burada kalktım. Motor şuradaydı. Şu alan komple plastik parça doluydu. Komple.
Benim motorun fotoğraflarını bulursam şu an ekrana koymuşumdur. O kazadan sonraki halini. Hatta videosu vardı. Video veya fotoğraf bulursam şu an koydum. Şu an. Öyle çok kötü bir kazaydı. Motorda çok fazla masraf çıktı o gün. Yani bir 5-6 milyarlık o zamanın parası için çok büyük para. Asgari ücret hani 2000 yok. Asgari ücret 5500 daha yeni olmuştu. 5-6 milyar çok büyük para yani. Masraf çıktı. Yaptırdık. Parmağım gitti şurası. Hani alçıda kaldı. Dizim burası çok kötü olmuş. Ya fotoğrafları bulursam onları da koyarım. Böyle kötü bir kazaydı işte. Başka da şu an anlatılacak bir kazam yok.